Teavon Parsların dilinde, sabrinde sadık muhafız, bayraktan alırdı mücahitler. Fezkuruni ezkurkum veşkuruni ve la tekfurun. Yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Anakkale'den Kutul Amare'ye, İstiklal Harbimizden Kıbrıs çıkarmasına, terörle mücadelemize kadar yaşadığımız nice badireleri gözlerimizin önünden geçirmemiz gerekir. Darbenin ilk saatlerinden itibaren işte tüm bu gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden, her... 33 medeniyetin, peygamberlerin, sahabelerin, evliyaların, Hazreti Süleymanların, Selahaddin Eyyubilerin, vatan için, millet için, din için, bayrak için, ezan için, gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içenlerin evlatları, aziz Diyarbakırlılar, vatan nöbetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, 15 Temmuz 2016 günü her birimiz için sıradan bir gündü. Sıradan bir gün olarak başlamıştı. Her birimizin yapacak işleri, her birimizin çözecek sorunları vardı. Ama akşam saatlerinde birileri bizim gibi düşünmüyordu. Onların bu milletten alacağı hıncı vardı. Onlar bir hainliğin içerisindeydiler. Önce İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nü, daha sonra Ankara'da milletin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, emniyet teşkilatımızın en seçkin birimi olan Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı bombaladılar. Anadolu'nun birçok şehrinde sokağa inerek bu milletin dişinden, tırnağından, ekmeğinden keserek sahip olduğu silahları millete doğrulttular. Bu alçak Fethullahçı terör örgütü yıllarca devletin bütün kurumlarına sızarak işte o gece bu milletten intikam almak istediler. Ama onları bilmedi, farkına varmadığı bir şey vardı. Bu milletin imanının farkında değillerdi. Bu milletin inancının, direnme, diriliş inancının farkında değillerdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, az önce videoda da izlediğimiz gibi, milletimizi şehirlerin meydanlarına, sokaklarına, caddelerine, havaalanlarına davet ettiğinde, bu millet hiç gözünü kırpmadan, topun, tüfeğin, helikopterin, savaş uçağının karşısına çıplak elleriyle, gömleğiyle, tişörtüyle ama imanıyla ve cesaretiyle çıktı. Onlar bunu bilmiyorlardı. Bunu tahmin de edemiyorlardı. Herkesi kendileri gibi ruhları satılmış zannediyorlardı. Değerli Diyarbakırlılar, işte o gece Diyarbakırlı hemşehrilerimiz de
cami minarelerinden okunan selalar eşliğinde Allahu Ekber tekbirleriyle Diyarbakır sokaklarını ve meydanlarını doldurarak istikbaline, istiklaline, hürriyetine ve namusuna sahip çıkmıştır. Her birinize Diyarbakır valisi olarak teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sevgili Diyarbakırlılar, eğer unutturursak emin olun ki ihanet tekrar eder. Onun için bu alçak FETÖ terör örgütünün akşam bize yaşattığını, bu millete yaşattığını unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize, vatandaşlarımıza bu alçaklığı anlatmaya devam edeceğiz.